Ekim'den bu yana büyük bir felaket yaşanıyor. İsrail yine durmadı. Gün boyu Gazze'yi bombalamaya devam etti. Siviller yine hedefteydi üstelik. Bir kez daha kadın, çoluk, çocuk, bebek hayatını kaybetti. Çok sayıda Filistinli öldü bu topraklarda bir kez daha. Saldırılar onlarca aileyi hayattan koparıyor. Ortaya yine yürek bukan görüntülerden başka bir şey çıkmadı elbette. Gelin Gazze Savaşı'nı şöyle bir derleyip toparlayalım birlikte. Filistinli çocuklar yine bombaların hedefi oldu. Gazze'de İsrail katliamı son bulmuyor. İşgalciler gece boyu sivil yerleşimleri vurdu. Savaş uçakları Cibaliye mülteci kampına saldırdı. Bombalar evlere isabet etti. Binalar yerle bir oldu. 4 kişi öldü. Bu Filistinli bebekse enkazdan sağ çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Morglar cansız bedenlerle doldu. Han Yunus kentinde ise taş üstünde taş kalmadı. Buna rağmen İsrail saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. İşgal güçleri Eyt ailesinin evini bombaladı. 6 kişi hayatını kaybetti. Apartman yıkıldı, harabeye döndü. Enkazlarda inceleme yapıldı. Han Yunus'un El Belet bölgesi de vahşeti yaşadı. İsrail ordusu 2 eve saldırı düzenledi. 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşmak için zamanla yarıştı. Yaralılar ambulanslara taşındı. İsrail Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi bombalıyor. Bomba ve mermilerden kaçmak isteyenler okullara sığınıyor. Ancak o okullarda saldırıların hedefi oluyor. Birleşmiş Milletler bölgedeki son durumu değerlendirdi. Gazze'de şimdiye kadar 200'e yakın okulun kapatıldığını duyurdu.